Dünyanın birçok ülkesinde büstü ya da heykeli var. Küba'nın başkenti Havana'daki en meşhur olanlardan. Ancak Fransa'da bir tane bile yoktu Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü. Paris Trabzonlular Derneği harekete geçti. 26 Ekim tarihinde törenle Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Épinay-sur-Seine banliyösüne dikilecek. Cumhuriyet Bayramı'ndan hemen önce Épinay kentine dikilecek olan büst, Fransa'daki ilk Atatürk büstü olacak. Lyon, Strasbourg ve Paris'te pek çok kişi ve kuruluş yıllardır bunu denedi. Ancak Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumhur bunu başaran ilk isim oldu. Türk büstümüz derneğimizin bahçesinde. Şu anda Trabzon'da Heykeltıraş Süpertürk tarafından hazırlanıyor. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta diplomatik kargo ile Paris'e gelecek. Biz bu izni Épinay-sur-Seine Belediyesi'nden aldık. Yaklaşık bir 10 yılın mücadelesi sonunda ve büstün izni aldık ve Paris Trabzonlar Derneği'nin önüne büstü. Cumhuriyet Bayramı öncesi 26 Ekim'de saat 14'te büyük inşallah açacağız. Bülent Cumhur, projenin kabul edilmesi için 10 yıl boyunca büyük zorlukları aştıklarını anlatıyor. Atatürk bizim kurucu önderimiz. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olması olmazımızdır. Dolayısıyla bizim olduğumuz yerde Atatürk'ün olması lazım. Ben burada bunun eksikliğini çok gördüm ve bu vesileyle ben çok mücadele ettim. Bülent Cumhur Paris yakınlarındaki dernek binasında adeta küçük bir Trabzon yaratmış. Dernek merkezindeki dev Trabzon tablosu önünde projeyi hayata geçirmesinin hikayesinden de bahsetti. Bağımsız partiden Épinay Belediyesi'nde 2001 yılından belediye başkanıdır. 17 yıldır kendisiyle biz tanışıyoruz. İyi bir dostluğumuz, iyi bir hukukumuz var. Belediye başkanımız çok iyi bir insan. Yani gerçekten Türkleri seven, Türk dostu. Bize her türlü katkıyı sağlar. Şu gördüğünüz binayı Épinay Belediyesi Paris Trabzonlar Derneği'ne 49 yıllığına kirasız hibe etmiştir. Yani burası bizim malımız artık. Yani tapusu onlarda ama kullanım hakkı her şey bize ait. Kontratımız, resmiyetimiz, her şeyimiz hazır. Ondan dolayı belediye başkanına tekrar teşekkür ediyorum. Hatta işte Atatürk büstünü açmak için bize izin veren belediye başkanı dışarıdan bütün baskılara rağmen beni imzama attım dedi. Ona rağmen Trabzon'a geldi ve Trabzon'da da açıklamasını yaptı. Basın açıklamasında da var belediye başkanının. Ben verdim o izni dedi yani. Épinay Belediye Başkanımı da geçen hafta Trabzon'a getirdim. İlk defa Türkiye'ye gidiyor ve kafasındaki Türkiye ve Trabzon değişti. Gelirken diyor ben giderken Türkiye ile Trabzon'u bıraktım. Yeni bir Trabzon ve yeni bir Türkiye ile döndüm Paris'e. Ve çok mutlu oldu, çok heyecanlıydı. Tekrar gideceğiz artık. İlk defa da size söylüyorum. Bu caddeyi Atatürk Caddesi yapmak için artık ne gerekiyorsa canla baştan mücadele edeceğiz. İnşallah yapacağız. Kim bilir, belki de Trabzonlular Derneği'nin çabalarıyla gerçekleşen bu ilk adım diğer Türk kökenli Fransızlara ve Fransız yöneticilere de ilham verir.